Sistemli bir propagandasıyla 30 yıl. Kısa adı TEYAD olan Tüm Eğitim Yardımlaşma Araştırma Derneği'nin düzenlediği Cuma sohbetlerinde bu hafta İslam dünyasının altın çağı Beytül Hikme konusu işlendi. Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Demirci, Abbasiler zamanında ortaya çıkan Beytül Hikme'nin Bağdat'ta kurulan bir bilim merkezi olduğunu vurguladı. Beytül Hikme İslam tarihi ve medeniyet içerisinde bir tek örnektir, ikincisi yoktur. Fatimiler kurmuştur Darül Hikme diye. Ancak Darül Hikme bir mezhep kütüphanesi ve mezhep akademisidir. Öyle buradaki kadar rahat değildir. İşin ilginç tarafı, burada görev yapanların çoğu Müslüman değildir, onu da söyleyeyim. Kimisi Maniheist, kimisi Mecusi, kimisi Nasturi, kimisi Yakubi. Müslümanlar da var tabii. Ama o geleneğin içinden gelenler onlar. Hiç kimse onların inançlarıyla, dinleriyle, mezhepleriyle falan ilgili değil. Ortaya ne koydun onunla ilgili, onu sizin ortaya koyduğunuz şeyle alakalı. Öyle zannediyorum, Abbasi saray çevresi bizim zannettiğimizden çok daha renkli bir dünyaya sahipti. Profesör Doktor Mustafa Demirci, Beytül Hikme'de İslamiyet öncesi eserlerin tercüme yoluyla Arapçaya kazandırıldığı ve felsefeden tıbba kadar birçok alanda bilimsel çalışmaların yapıldığını anlattı. Bugün hala bu klasik kitapların en eski nüshaları Arapçadır. Aristo'nun kitaplarının ki Eflatun'un ki Hipokrat'ın ki Arapçadır. Batlamyus'un ki Arapçadır. Eğer Müslümanlar böyle bir müesseseyi kurup işletmeselerdi, çalıştırmasalardı, böyle bir çalışmaya girmeselerdi, savaşlar, yangınlar arasında haraç mezat bu kitaplar kaybolur giderdi. Günümüze kesinlikle ulaşmazdı. Bu bakımdan insanlığın ortak mirasını korunmuş, kayıt altına almış, onu bilimin gündemine taşımış, orada yeni bilginlerin gelişeceği bir dönem ortaya çıkarmış. Ve Batı, eğer kendisini doğrudan Yunan'a nispet eder ama Batı'nın Yunan'la ilişkisi de tartışmalı bir konu. Bugünkü Batı medeniyetinin temeli kabul edilen bütün kitapların günümüze ulaşması bu müessese sayesinde